Selamünaleyküm arkadaşlar. Size öncelikle güncel olan level puanımı göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bu levele para yatırarak gelmedim. Nasıl hızlı bir şekilde yükseldiğimi, daha doğrusu stratejimin ne olduğunu size anlatacağım. Arkadaşlar öncelikle şurada 9 kutu açmaya başlamadan önce, yani 2 kere 9 kutu açmaya başlamadan önce mutlaka ama mutlaka bakın 8. ve 9. aşama ödüllerini mutlaka bitirin. Bunları aktif edin. Ondan sonra 9. kutu açmaya başlayın. Ve çöle ilk girdiğim zaman benim yaptığım şey saat 3.30'u beklemekti arkadaşlar. Saat 3.30 olduktan sonra burada şu an bende 200'lük kart yok ama siz kendinizde olduğunu varsayarak düşünün. 200'lük yoksa 100'lük de işinizi görür. Ben 200'lük kart basıyordum. Puan kartı. Ve çöl yetenek güçlendirme bonusu. Şu an burada yok ama siz 300'lük basın. Ondan sonra ben eğer süresiz bina yükselteceksem yaptığım şey süresiz bina skinini almaktı. Onları direktman yapmaktı. Şimdi burada önemli olan şey arkadaşlar, mesela çöle girdiğiniz zaman neyi yükselteceğinize, yani süresiz bina konusunda neyi yükselteceğinize karar vermek. Mesela ben burada çöl konvoy platformunu yükseltmişim. Ona göre çöl konvoy puanından gelecek olan tecrübe puanını %40 ekstra alacağım. Ve çöl konvoy platformu inşaat hızı da %40 daha düşük olacak. Yani hem hızdan hem de tecrübe puanı konusunda karlı bir şekilde çıkmış olacağım. Diyelim ki ben çöl konvoy platformu değil de bunu çöl askeri üssünü yükselteceğim diyelim ki. Çöle girmeden önce ben bu skill'i düzeltip çöl konvoy platformunda olan yeri kaldırıp buraya vermek oluyor. Ondan sonra buradaki bakın şu mavi olan yerleri kaldırıp burada bu kısımlara dağıtmam oluyor. O şekilde de süresiz bina kurarken hem tecrübe puanından olmamış oluyorum hem de daha az maliyetle hızla kurmuş oluyorum. Bakın benim süresiz bina için ayarlamış olduğum skill bakın bu şekilde. Hiçbir şekilde puan için, elmas için acele etmeyin. Elması her zaman kasarsınız. Bunun acelesi yok. Öncelikle sizin kalenizin kişisel gelişimi. Sebebi de şu arkadaşlar, ben yani benimle aynı levelde olup ben kendimi elmas için programlamaktan vazgeçtikten sonra, kendimi tamamen skill'e adadıktan sonra benim şu an skill'im 197'ye geçecek, neredeyse 200 olacak. Fakat benimle aynı levele sahip olan arkadaşlarımızın çoğu şu an yani en yükseği 175 levelde. Yani kutu açmak tamam, iyi güzel ama acele etmeyin derim. Ben süresiz binamı kurduktan sonra ya şu an 130 levelde ne kadar süresiz bina kurmasına izin veriyor hatırlamıyorum ama atıyorum 4 tane bina kurduysam bunların levellerini hepsini teker teker ilk başta bir 20'ye getirdim. 20 yaptıktan sonra bir tanesini 25 yapmaya çalıştım. Onda da skill değiştirmede
Jeton konusunda biraz masraflı olduğu için ilk girdiğimde süresiz inşaatı bir haftalığına durdurduğum zamanlar oluyordu. Onda da jetonu daha fazla kasmak için süresiz binayla işim bittiği zaman benim değiştirdiğim skill çöl tecrübe puanı arkadaşlar. Burada siz diğer bütün binalarınızı, bakın diğer bütün binalarınızı, bu planı kendinize referans alarak kurmalısınız. Çünkü burada en azından biraz da olsa size kutu olarak geri dönsün. Burada kutu açmaktan komple mahrum olmayın. Şuna vermeniz şart, çünkü 8 tane bina kuracaksınız. Bütün binalarınızın 8 olması gerekiyor ki maksimum şekilde faydalanın. Atıyorum 4 tane kuruyorsunuz. En azından süreliler de kalacağı için geri kalanını da süreli inşa edip tamamlarsınız. Burada bütün binaları, bakın bütün binaları kurduktan sonra benim aldığım skill altın madeni. Yani burada maksimum seviyede altın madenini, yani alabileceğim altın madenini alıp, şuraları da göstereyim size. Kesebileceğim en yüksek madeni kesip sonrasında bunu almaktı. Bu kısımlar benim en yüksek seviyede arazi almam için gerekli olduğundan buralara verdim. Puan yaparken de veya işte bina yükseltirken de benim harcayacağım kaynak miktarını ve jeton miktarını azaltsın diye bu mavi kısma verdim. Burada her gün az da olsa bir çöl tecrübe puanı versin diye buraya verdim. Bu kısmı da çöl malum toplama yaptığımız için bize topladığım kaynaklardan bana tecrübe puanı getirsin diye oralara verdim. Ve arkadaşlar en önemli şey burası. Şimdi burada hiç taş vermezsek ne veriyor? Onu göstereceğim size şimdi. En harcanabilir, en düşük puanı bu olduğu için birlik basıyorum. 1,5. Bakın 2 verdi. Şimdi ben burayı kare yapmak için bana bir tane kırmızı kare lazım. Onu da şuradan size göstermek için sökeceğim.
Bakın 2,5 verdi. Yani 1'e 2,5. Taşların tecrübe puanları üzerindeki etkisini de görmüş oldunuz. %97 oldu. Neyse, kaldığım yerden paramda anlatmaya devam edeyim. 500'lük kartı puanı kullandığınız zaman size 1250 olarak veriyor. Ben bu şekilde ilerleyerek çöl tecrübe puanımı bu hale getirdim. Ve bu deminden beri anlattığım şeylerin hepsini ben ilk gün yaptım. Ve ilk günden sonra hiçbir şekilde de skill değiştirmedim. Son iki gün 9 kutu açmak için eğer anlaşmalı yaparsanız ayrı bir plan kurup, mesela onun için ayrı bir plan kurup, mesela şu mavi olan yerleri işte kaldırıp buralara verebilirsiniz. Yani ben kendimi bu şekilde yükselttim. Yani siz de bu söylediğim şeyleri yaparak ilerlerseniz ileriye dönük, yani çok karlı bir şekilde yolunuza devam edeceksiniz. Bundan da emin olabilirsiniz.